Türkiye'ye özgü bazı faktörler de var. Bu da bu tedarik zincirlerinin çok sağlıklı bir şekilde çalışmaması. Burada finansman, hep vurgu Evet. yapıyorum, çok büyük bir başlık. Yani sen ne kadar hadi iklim değişikliğine uyum sağladın diyelim, etkileri azaltamıyoruz. O noktayı çoktan geçtik ama varsayalım uyum sağladık. Diğer tarafta çok ciddi bir finansman problemi var. Çok ciddi bir pazarlama problemi var. Çok ciddi bir bunların hepsini birleştiği örgütlenme problemi var. Yani bu olağan şüphelileri iyileştirmediğiniz zaman grafikte bak küresel olarak fiyatlar düşüyor. Türkiye neden böyle olmuyor? Çünkü bu özellikle gelişmiş olan ülkeler bu problemlerin çoğunu çözmüş durumda. Yani finansmanı da çözmüş durumda. Tedarik zincirlerini daha sağlıklı çalıştırıyor. Örgütlenme başlı Evet. başına başka Evet. bir dünya. Bunları iyileştirirsen zaten fiyatları kontrol edilebilir ya da inebilir hale getiriyorsun. Bunları iyileştiremezsen de malum tablo devam etmek zorunda kalıyor.